Türkiye Büyük Millet Meclisi bir saat sonra hareketlenecek diyebiliriz. Hem Cemil Çiçek'in, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in liderlerle görüşmesi başlayacak, hem de Meclis Genel Kurulu toplanacak. Genel Kurul'la başlayalım sözlerimize. Meclis Genel Kurulu'nda bir haftadır görüşmeleri süren torba yasa teklifi var. Oldukça kapsamlı bir yasa teklifi. Bentleriyle, fıkralarıyla birlikte toplamda 150 maddeye yaklaşıyor. 71 kanunda değişiklik yapıyor. İşte bu torba kanunun görüşmeleri maraton halinde diyebiliriz. Uzun mesailer alan görüşmeler halinde bir haftadır devam ediyor. Bugün de 7. gününde görüşmeler, saat 2'de toplanacak Meclis Genel Kurulu. Torba yasa teklifin görüşmelerine devam edilecek. Yine geç saatlere kadar sürmesini bekliyoruz Meclis Genel Kurulu'nun. Evet, anayasa çalışmalarına gelecek olursak Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in bugün muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla randevusu var. Saat 14'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile, 15'te BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la, 16'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek Cemil Çiçek. Gündemde neler olacak? Yeni anayasada gelinen durum ele alınacak ve liderlerle bir yerde tamam mı devam mı toplantısı olacak bu. Çünkü yeni anayasada gelinen durum çok da iç açıcı değil. 180'e yakın madde üzerinde görüşüldü şu ana kadar. Ancak 50'ye yakın maddede mutabakat sağlanabildi. Cemil Çiçek tüm bunları liderlere anlatacak, ortaya çıkan taslağı gösterecek ve liderlere kırmızı çizgilerin aşılıp aşılamayacağını, bundan böyle yeni anayasa çalışmalarında yol alınıp alınamayacağını soracak. Bakalım liderlerin tavrı ne olacak? Tabii Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme de önemli. Ancak bu görüşmenin saati, günü henüz net değil. Evet, Cemil Çiçek'in bu görüşmelerin ardından bir toplantıyla değerlendirmede bulunması bekleniyor. Söylediğimiz gibi Meclis Genel Kurulu'nda gündem yoğun. Hem genel kuruldaki torba yasa hem de yeni anayasa çalışması randevuları. Özlem Argun, teşekkür ediyoruz. Meclisin gündemini